Benimcə bu bundan sonraki gelişmelerine Hamas'ı İsrail'ini yani bu iki ülke arasındaki tepeşonu tıkanışını veya gerilimini kaysi tamamen yetişiye bağlı. Hop, İran'da roketli hücumlardan sonra İsrail'den bir cevap kütamız, kütülü yaptı. Bu cevabın benimcə mahiyyeti bundan sonraki gelişmelerde çok muhim. Agar İsrail çok tahribkar, katta zarba uğrayan bir cevap verirse, İran ham bunga cevap qaytarışka albatta mecbur. Bu takdirde uruşunu yayılışı mümkün. İsrail'in hedeflerden biri İran'ın petrol rafinelerinin bulduğu şekilde bazı iddialar var. Agar İsrail İran'ın petrol rafinelerini uğursa, tabii ki İran'ın iqtisadi cihattan çok mutasir bölüşü mümkün. O zaman neden Afganistanlı muhacirler, belki hem İran halkı hem Afganistanlı muhacirler, yani İran'da yaşayan Afganistanlı muhacirler hem bu gelişmelerden mutasir buluşları mümkün. Agar da ki mana siz aytyapsiz, İsrail hücum başlasa, İran cevap bersa, albatta ki bu ciddi mojaroni anglatadi. Mana şu mojaro mintaqadagi davlatlarga, xususan qo'shni Afganiston ve bütün Markaziy Osiyo davlatlarga ta'sir qilishi mumkinmi? Albatta, yine ham iddialardan biri şu ki, İran komşu ülkelerge, yani qo'shni ülkelerge, agar İsrail İran'a hücum qilganda bunların hava sahasını istifoda qilsa, hava sahasını kullansa, ularını düşman sıfatıyla tanıydı şeklinde bir haber yuvargandı bir malumat var. Bu şekilde eğer İsrail bu komşu qo'shni ülkelerin hava sahasını istifoda qilib İran'a hamle qilsa, hücum qilsa, tabii ki komşu ülkeler ham İran uchun bir hedef olaya kelishi mümkün. Bu takdirde uruşunu tamamen mantıkıya yayılıp yayılışı mümkün. Yine iddialardan biri şu ki, İran bu İsrail'in cevabını aldığını alış için Amerikalılarga, eğer İsrail İran'ın petrol rafinelerini ursa, mantıkadaki tamam petrol rafinelerini uruşu doğrusu da haber yuvargan bir iddia var. Mana şu yerde kısaca aytib o'tsangiz, cari tenglikni yumuşatışta İslami davlatlarının rolü qanday bo'lishi kerak? Şimdi İslami davlatlarını burada bir ikilem içinde kuramamman. Birincisi şu ki, onlar İran'ın faaliyetlerden hem çok memnun, razı emaslar. Bu İslami ülkelerini kubu İran'la rekabet haldalar uzun yıllardan beri. Binaen bu İslami ülkeler bu mavzuda açık ve net bir mavzugirlik kılsalar, bunu İran tamamından, İran taraftarı bölüp korunuşunu istemeydiler. Diğer bu İsrail meselesinden hem çok narahatlar. Mesela Türkiye İsrail'in bu agresif tavırlardan çok narahat, narazılıklarını bildirdi. Yani o yüzden İslam ülkelerini bir ikilem içinde bölüyenini aytolavuz. Yani uşan çeki İsrail'den narahatlar, İran faaliyetler, İran mantıkadaki ya İran'a bağlı grupların mantıkadaki faaliyetlerden hem narahatlar.